Merhabalar, ben Cüneyt Gürkan. Amerika'ya Stüdyo New York programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Cemil Özyurt, Türk of America dergisi sahibi ve genel yayın yönetmeni. Yıllardır Amerika'da yaşıyor ve seçimlerin, Amerikan siyasetinin, ekonominin nabzını tutuyor. Bugün ağırlıklı olarak seçimleri ve bunların ekonomiye yansımalarını konuşacağız Cemil Özyurt'la. ABD endekslerine baktığımızda piyasalar biz yayına girer girmez 9.30'da her zamanki gibi açıldı. Vadeliler pozitif gözüküyor. 71-100 puanlarında sabah erken saatlerde gidip geldi. Dow 2020 içinde 2 Eylül'den beri ilk defa tekrar pozitife geçmiş durumda. Geçen haftayı %2.73 artışta, S&P 500 %3.26 yükselişte, Nasdaq %3.67 artışta kapatmıştı. Son bir aya baktığımızda Dow %2.2 artıda, S&P 500 %2.74 artıda, Nasdaq'ta 4.73 bir getiri sağladı. Seneye baktığımızda, sene başından beri markete biraz daha geniş açıdan baktığımızda Dow %0.97 ekside, S&P 500 %6.72 artıda, Nasdaq'ta %27.36 coşkuda. Evet, coşkuda diyorum çünkü %27.36'lık bir getiri sağladı teknoloji ağırlıklı Nasdaq. 2020'de en çok kazandıranlara baktığımızda 5 dikkat çeken hisse tabii ki teknoloji ağırlıklı. Zoom mesela bu yıl %624 getiri sağladı yatırımcısına. Tesla %419, Peloton %333, Etsy %231 ve DocuSign %204 kazandırdı. Şimdi seçimlere baktığımızda da 3 hafta kaldı, 21 gün kaldı. Ben ligin bitimine 3 hafta var ve 3 maç var ve Biden 4 puan ve karşılıklı avarajla önde diyorum. Bu arada Trump kabinesi 1.8 dolarlık yeni bir ekonomik canlandırma paketi için elinden geleni yapıyor. Başkan Trump'ın pakete zordaki demokrat eyaletlere yardım gibi sürpriz eklemeler yapmasına rağmen demokratlar şimdilik burun kıvırıyor. Kırılma noktası geçen münazarada Başkan Trump'ın radikal beyaz ırkçıları kınamaması olmuştu. Kendi partisinden bile negatif etkiler yansımıştı. Bütün bunları Cemil Özyurt'la şimdi değerlendireceğiz. Bu arada vadelilere baktık. Dow Jones'a ben şimdi tekrar bakıyorum. Evet, 0.07'lik bir oranda artışta. S&P 500 0.53 artıda, Nasdaq'ta %1.44'te bugünün yine hızlı lokomotifi olacak gibi duruyor. Evet, Cemil Özyurt'u ben şimdi yayına alırsak onunla hem ekonomiyi hem de siyasal bazda Amerika'da neler oluyor onları konuşacağız. Cemil, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Cüneyt, hoş bulduk. Şimdi hemen konuya girmek istiyorum. Amerika'da seçimlere 21 gün kaldı. Ben diyorum ki maçların bitiminde 3 hafta var. Biden 4 puan ve averajla önde. Anketlere baktığımızda da ortalamalar Biden'ı %10 ile 12 puan arasında önde gösteriyor. Burada rakamlar bize neyi söylüyor? Rakamlara inanmalı mıyız? Sen nasıl okuyorsun? İstatistik bir yalan söyleme sanatıdır diye söylerler hep. Benim aslında burada dikkat çekmek istediğim konu seçime yeni katılan, ilk kez oy kullanacak seçmenlerin vereceği kararla ilgili. Kritik eyaletlerde de yaklaşık Florida'da, Arizona'da yaklaşık 1 milyona yakın yeni oy kullanacak kişi kayıt yaptırdı gençler, 18 yaşını doldurmuş gençler. Özellikle 25 Mayıs'ta başlayan George Floyd olaylarına çok büyük katılımı oldu gençlerin. Bu seçimde bence kritik olaylardan birisi bu yeni, özellikle kritik eyaletlerde yeni kayıt olan seçmenlerin kime oy vereceğiyle alakalı. Dört tane kritik eyalette demokratlara kayıt yaptıran, yani ben Demokrat Parti'ye kayıtlı üyeyim diye kayıt yaptıran genç seçmen sayısı daha fazla cumhuriyetçilere göre. Ama politik bağlantısını açıklamayanların oranı da çok yüksek. Mesela Arizona'da %63'ü, yeni oy kullanacakların %63'ü hangi partiye oy vereceğini söylememiş. Philadelphia, Pennsylvania'da yine %61'i. North Carolina'da %69'u, Florida'da %56'sı. Yani bu seçimin aslında anketlerden de ziyade bu yeni kuşak dediğimiz Y mi, Z mi, X mi artık nasıl adlandırıyorsak onların vereceği oylar önemli.
Ben anketlerden ziyade o yeni kuşağın bu seçime ne kadar çok katılacağını, ne kadar çok sesini duyurmak istediğini ve ne kadar çok bu 25 Mayıs'tan özellikle George Floyd'un öldürülmesinden sonra sokaklarda gösterdikleri eylemleri sandığa ne kadar taşıyacaklarıyla ilgileniyorum. Anketlerde Biden baştan beri öndeydi, hep önde. Onun için benim için önemli olan bu genç kuşağın ne kadar o anda sandığa gidip ya da kendilerine gönderilen oy pusulalarına oy vereceğiyle alakalı. Evet, Başkan Trump şöyle bir toparlarsak neler oluyor bitiyor. Başkan Trump birinci finansal bir kere dezavantajda. Joe Biden Ağustos ayında 364 milyon dolar toplayarak tarihi bir rekor kırdı. Bu Amerikan tarihinin de aynı tarihli rekoru oldu. Aynı ayda Trump sadece 210 milyon dolar topladı. Anketlerde çekişmeli eyaletlerde Florida, Ohio, Georgia, North Carolina, Iowa gibi eyaletlere baktığımızda Trump sorunlar yaşıyor. Parti içi sorunlar da yaşıyor. Suskunluk olarak yansıyor. Partiden birçok konuda destek gelmiyor. Bu arada zaman sıkıntısı da var. Zaman daraldı, 21 gün kaldı. Pandemi riskinin en yüksek yansıdığı yaşanılan desteği azalıyor. Bu Florida yaşlılar yani daha az oy vermeye başladı. Ya da anketler onu söylüyor. Bu Trump'ın bence Florida'yı kaybetme ihtimalini yükseltiyor ki orada biliyoruz ki yaşı çok üst seviyede, emekliler ağırlıklı olarak yaşadığı bir bölge. Şimdi çarşamba sabahı da rakamlara baktım ben. 8-15 ile 10-15 arasında Trump 48 tane tweet atmış. Hatta hızını alamayıp kendi tweetlerinde retweet yapmış. Bunu, bütün bu verileri de değerlendirerek acaba bir panik olarak değerlendirebilir miyiz Trump tarafından? Açıkçası eğer Şubat ayında seninle bu programı yapmış olsaydık ya da Ocak ayının başında hiç kimin kazanacağını vesaire konuşmadan seçimi direkt Donald Trump'a yazardık. Ama elinin avucunun içindeki seçimleri 3,5 ayda o kadar çok olay üst üste yaşadı ki resmen avucunun içerisinden kayıp gittiğini görüyor ve bunun paniğe yol açması çok normal. Çünkü Şubat ayında işsizliği %2,5'a son 50 yılın en düşük seviyesine indirmiş bir başkan 3 aylık süre zarfında işsizliği %11-12'lere, 14'lere kadar tırmandığını gördü. Milyonlarca insanın işsiz kaldığını gördü. 3 yıllık, 3,5 yıllık kazanımlarının gittiğini gördü. Çok doğal açıkçası ve o elinden giden seçimi gördüğü için de panik yapması, endişelenmesi, Twitter'a yüklenmesi bence doğal. Yani bunlar çok fazla dışarıdan bakıldığında belki dikkat edilmeyecek hususlar ama George Floyd olaylarına başlayan sokak olayları Donald Trump'ı çok çok zor duruma soktu. Özellikle hiç politikayla ilgilenmeyen, oy vermeyi düşünmeyen genç bir kitle politik aktivist oldu. Amerika'nın 50 eyaletinde 1000'den fazla gösteriye katıldılar. Onun için tweet atması, agresif davranması, debate'de göstermiş olduğu saldırgan tavır hepsi buna bağlanabilir. Anketlerin sonucunu eminim onlar da görüyoruz. Tüm anketlerde demokratlar çok baskın bir şekilde önde gidiyor. Yani biz bunu sadece şeye bağlayamayız. Kendi kişisel egosu, kibri vesaire buna yol açıyor diyemeyiz. Eminim seçimle ilgili aldığı feedbackler de bunda etkili. Başkanlık tartışması sanal ortamda yapılsın önerisi Trump tarafından kabul edilmedi. Trump şimdi biraz da tekrar böyle tamam peki kabul ediyorum gibi bir adım attı ama bu sefer münazara komitesi ve demokratlar da buna sıcak bakmıyor. Burada top 3. münazaraya gidecek gibi düşünülüyor. Nashville, Tennessee'de 22 Ekim'de planlanıyordu bu münazara. Orada da soru işareti var. Sence o tarihte Tennessee'deki 3. münazara 22 Ekim'de gerçekleşir mi? Ben ikinci münazara olmaz demiştim. Sen, ben öyle düşünmüyorum. Trump gelir demiştin, katılır demiştin. Gerçi sen de ben de haklı çıktık. Trump katılacağını söyledi ama bu kez komite kabul etmedi hasta olduğu gerekçesiyle. Yok, ben Trump bırakmaz katılır dedim. Trump'a kalsa o yine katılıyordu da olmadı yani. Yani o yine ama münazara olmadı nihayetinde. Açıkçası tamam, peki olmaması sen %51 bence haklı çıktın. Bence normalde münazaranın olmaması Trump için çok daha avantajlı. Çünkü geçen gün bir istatistik vardı.
debate'in olduğu saat diliminde demokratlar rekor seviyede online bağış toplamışlar. Yani ekranları başındaki insanlar Trump'ın agresifliğini görünce gidip demokratlara daha fazla sarılma ihtiyacı duyuyorlar. Daha fazla parasal yardım yapıyorlar. Bence ikinci debate'in olmaması Trump için bir kazanç. Üçüncü debate'in olması da çok büyük bir, sen de biliyorsun, insanlar fikirlerini çok değiştirmiyorlar. Yapılan debate'te tamam bu yendi, ben buna oy vereyim demiyorlar. Çok düşük oranlarda değişiyor bu. Tamamen Amerikan seçim sisteminin geleneksel hale gelmiş bir uygulaması. Üçüncü debate olacak bence de. Ama dediğim gibi çok önemli değil yani, kimin kazandığı kaybettiğiyle ilgili yakından bir sonuca etkisi olmayacak. 1936 yılından beri başkana karşı yarış veren 21 adaydan sadece 5'i anketlerde Biden kadar iyi durumdaymış. Yani bu baktığımızda bu 5 kişiden sadece Clinton %5'ten fazla farklı öndeymiş. 21 gün kala seçime %50'nin üstünde destekle giren ilk kişi oluyor Biden. Yani dolayısıyla rakamlar hakikaten Biden diyor. Bir de 2016'da Hillary Clinton elinde %7 öndeydi. Ama %50 oya hiç yaklaşamamıştı. Yani bu delegelere baktığımızda da aynı şey gözüküyor. Sen de takip ediyorsun. Şimdi 538 delegeden 290'ı sanki şu anda Biden'da gibi gözüküyor. Garanti kısım, bir sürü soru işaretleri var. Onları da ayırıyoruz. Ama belirsiz olarak gördüğümüz bu Ohio, Georgia, North Carolina gibi 4-5 eyaletteki delegelerin hepsini Trump'a da yazsak, Trump şu anda 248 oluyor ve yetmiyor. Ya bütün bu veriler yanılır mı? Yanılırsa Trump neden bu rakamları yanıltır, nasıl kazanır? Zaten bu dediğin tüm her şey aksi gerçekleşir. Trump seçimi kazanırsa tüm anket şirketi, medya şirketleri tası tarağı toplayıp Amerika'dan gitmeleri lazım hakikaten. Buna hala ara sıra görüyorum Google'da Kanada'da yaşam nasıl, Avustralya'da yaşam nasıl diye bakan demokratlar var. Eğer Trump kazanırsa gidip başka bir ülkede yaşamayı düşünenler. Bence onlar da artık tası tarağı toplayıp gitmenin vakti geldi, artık bu ülkeden umudumuzu kestik diyebilirler. Tüm bu rakamlara baktığımda hakikaten Trump'ın kazanması tüm sosyal, ekonomik, bilim, akademi, aklımıza ne geliyorsa pozitif bilim anlamında hepsini alt üst eden bir gelişme olur yani. Ya bu kadar bilmediğimiz bir dinamik olması lazım Trump'ın gelip kazanabilmesi için bu seçimi. Tüm bu verilerin ışığında, senin söylediğin rakamların dışında başka bir dinamik olması lazım. Ya aklıma da başka bir dinamik gelmiyor. Yani ihtiyarlar hadi anketlere katılmıyor, sosyal medya kullanmıyor diyoruz ama gençler, gelen gençler var. O ihtiyarların oylarının karşılığında demokratlara katılan genç oylar var. Bunların hepsini düşündüğümüzde senin de dediğin gibi eğer bunların üstüne Trump kazanırsa siyaset bilimi baştan oturulup yeniden yazılması lazım. Anket metodolojisinin baştan oturulup değiştirilmesi lazım. Basının artık önünü ilikleyip liberal sol basının Trump önünde üstadımız sensin, bu işi sen biliyorsun deyip ona hakkını teslim etmeleri lazım eğer kazanırsa. ABD'de seçimin ekonomiye yansımaları kadar bu ekonomik kalkınma paketi de tabii konuşuluyor ve piyasaları çok etkiliyor. Piyasaların tabii ki hep istediği bir belirlilik, belirsizliğin ortadan kalkması. Bu bağlamda şimdi Trump ciddi adımlar atıyor. Ben bile şaşırıyorum. Yani hiç olmaz, mümkün değil dediği şeylere yavaş yavaş tıkır tıkır evet demeye başladı ki seçimden önce bu paket geçsin. Burada en kilitlerden birisi bence Trump'ın bazı demokrat eyaletleri destekleyici yardımlara bile evet dedi. Masada değiller şu anda ama dışarıdan karşılıklı pazarlıklar devam ediyor. Ve 1.8 trilyona çıkardı destek teklifini. Pelosi de 2 trilyon altında hiçbir şey konuşmayız demişti. Fakat giderek aradaki hem rakam kapanıyor hem de Trump masaya fazla şeyler koymaya başladı. Sence bu gidişatta seçimden önce, yani 21 günden önce bir yeni ekonomik paket açılır mı, kabul edilir mi? Veya sence ne zaman kabul edilirse ne zaman gerçekleşir? Evet,
Trump her ikili görüşmede, diplomaside de aynısını yapıyor. Kendi demokrat cumhuriyetçi tartışmalarında da aynı taktiği uyguluyor. Önce karşıdakinin bir kozunu elinden almak için masadan terk etme, karşı tarafı tehdit etme, yok sayma ya da hor görme taktiğini uyguluyor. Bu karşı tarafta nasıl bir tepki veriyor onu ölçüyor. Kore ile ilişkisinde de böyle yapıyor. Önce Kuzey Kore liderine olmayacak şeyler söyleyip sonra masaya çekip ondan sonra kendi dediğini kabul ettirmeye çalışıyor. Geçen günkü hamlesi de onunla ilgiliydi. Masadan kalktım gidiyorum deyince demokratlar bir şaşırdı. Ne oluyoruz, niye kalkıyoruz gibi. Demokratlar açıkçası bunun çıkmasını istemiyorlar seçimden önce. Çünkü verilecek yardımın Cumhuriyetçi Parti'ye bir oy olacağının bilincindeler. Onun için de Nancy Pelosi ayak sürüyor. Senin de dediğin gibi yerel ve eyalet bazındaki yardım paketini 300 milyar dolar gibi bir rakamla sınırlandırmıştı cumhuriyetçiler. O limiti arttırdılar. Demokratların pek çok istediği şeyi kabul ettiler. Bence yine çıkaracaklar bir arayolu bulup. Çünkü hazine ve Fed'in başkanı da çok ısrarla ekonomik krizin üstesinden gelinmesi için bu paketin çıkarılmasının çok önemli olduğunu, yoksa elde edilen tüm kazanımların kaybedileceğiniz görüşünde demokratların tüm ayak diremesine ve bazı şeyleri bahane edip paketi çıkarmamalarına rağmen cumhuriyetçilerin bir yolu bulup yeni seçmenlerin de kendilerine oy verecek seçmenlerin de gönlünü almak, işlerini rahatlatmak için, ellerini güçlendirmek için bu paketi çıkaracaklarını düşünüyorum. Şu da olabilir tabii. Trump tüm bu senin biraz önce söylediğin anketlere vesairelere kazanmayacağına kesin kanaat getirip benden sonrası tufan olsun tamam seçimden sonraya kalsın ki daha önce bunu dile getirdi de diyebilir. Böylece hem kendisine oy vermeyenleri cezalandırmış olur hem de demokratları köşeye sıkıştırmış olur. Demokratlar yüzünden bu paket çıkmadı suçu onlarda arayın diye. Yani büyük bir ihtimalle çıkacak ama seçime kadar da çok zaman kalmadı. Önümüzdeki iki hafta içerisinde herhalde netleşir. Şimdi Cemil, ben biraz istatistik hastası olan birisi olarak hep bu istatistiklere bakıyorum. Tarihte savaş dönemleri çok büyük işte ekonomik sorunlar dışında ABD halkı hep diyorum ki yani üç şeye bakıyor ABD halkı Amerika'da oy verirken: ekonomi, ekonomi, ekonomi. Ve şu anda bunun istatistikleri de yapılıyor ve her zaman soruluyor halka seçimden önce. Diyorlar ki sizce Amerika'nın birinci en büyük sorunu ne? Şimdi halka en büyük sorunu sorduğunuzda ekonomi dese şu andaki tarihte Trump birçok konuda hep geride gözüküyor Biden'a karşı ama ekonomide güven veren kişi olarak seçiliyor. Yaklaşık 10 konuya bakıyorlar sadece ekonomide önde. Fakat şöyle bir değişiklik var. Tarihte ilk defa ve nadir bir şekilde şu anda halka sizce Amerika'nın en büyük sorunu ne diye sorulduğunda pandemi diyorlar. Ve pandemi istatistiklerine baktığımızda pandemi konusunda kime güveniyorsunuz, pandemi kim iyi yönetir dendiğinde Biden diyorlar. Ben bunun bu seçimde çok kilit olduğunu ve halkın asıl sorunun pandemi ekonomiyi de içine alıyor. Asıl kararını pandemi ağırlıklı vereceği için Trump'ın seçimi kaybedeceğini düşünüyorum bu noktada. Sen ne dersin? Evet, 3 tane şimdi kriter var. Ben ona bir tane daha ekleyeyim. Ekonomi, pandemi, sınıflar arası, ırklar arası eşitsizlik. O da üçüncü önemli bir nokta. Konuşmamın başında da söylediğim gibi Trump bu son 2 tane seçim gündemine eklenen maddeyi son 4 ayda, son 5 ayda yaşamaya başladı. Ondan önce ekonomi yolundaydı. George Floyd olayına kadar da sınıfsal, ırksal bir çok büyük çatışma yoktu. Yine ara sıra ufak tefek şeyler, gösteriler olsa da. Pandemi tabii ki bir numaralı insanların sadece bu seçimde kime oy karar vereceklerini etkileyen bir şey değil. Nasıl oy kullanacaklarını da etkiledi. Yani New Jersey eyaletinde vali kararıyla hiç kimse gidip de sandıkta oy kullanamıyor. Sadece yaşlılar, sakatlar için uygulanan bir durum. Herkes evlerine gönderilen oy pusulasıyla oy vermek zorunda. Yani bu tüm bu göstergelere baktığımızda kağıt üstünde evet her şey Trump'ın aleyhine. Ya bir mucize olup da bir tersine bir şey dönmezse kendisinin inandığı gibi Hazreti İsa gökten inip Trump'ın elini tutmazsa çok zor görünüyor şansı. Yani rakamlar, veriler, bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor.
Ama Amerikan halkının neyi nasıl yapacağıyla ilgili kararı da 3 Kasım'da göreceğiz. O tüm bu bizim ürettiğimiz spekülasyonlara, soru işaretlerine bir cevap olacak. Şimdi sen biraz önce güzel bir konudan bahsettin. Yeni seçmen. Şimdi rakamlar bize şunu söylüyor. Her sene yaklaşık 5 milyon yeni seçmen oy hakkı kazanıyor. Bu iki türlü oluşuyor. Bir tabii ki 18 yaşına giren gençlerle, bir de vatandaş olan yeni Amerikalılarla. Şimdi o trend, o iki kitle ağırlıklı olarak demokrat oy kullanan bir kitle. Ve bu ne anlama geliyor? Senede 5 milyon olduğundan 4 senede her seçimde bir yaklaşık 20 milyon kişi. Ki ben çok iyi hatırlıyorum, Trump kazanmadan önce artık cumhuriyetçilerin devrinin kapandığı, Amerikalıların hispanikleşen ve gençleşen nüfusla artık cumhuriyetçinin işinin çok zor olduğu, geleceğin demokratların olduğu söyleniyordu. Hatta son seçim artık, yani bunu da alamazlarsa zaman aleyhlerine işliyor diye bundan sonra seçim almaları zor, hatta bu seçimde alamaz deniyorlardı. Biraz önce konuştuğumuz gibi Trump hakikaten böyle bir acayip bir sürpriz yaptı ve seçimi aldı. Ama bir yandan da bu zaman yeni seçmen tik tak tik tak birazcık demokratları destekler vaziyette. Sen de bu algıya ve bu veriye inanıyor musun? Yani zaman sence Amerika'daki cumhuriyetçilerin aleyhine mi işliyor? Şöyle söyleyeyim, Amerika'da her geçen gün en büyük yapılan tartışmalardan birisi, bunu Supreme Court'taki yeni adayın seçilme süreciyle de yaşıyoruz. Muhafazakarlaşmaya gidiyor mu ülke, yoksa liberal sol ya da modern dünyaya entegre bir şekilde mi devam edecek? Aslında Trump'ın kazanması, senin de söylediğin gibi, cumhuriyetçi ideyanın, cumhuriyetçi idealin ölmediğini gösteren belki de son seçim. Bu dediğim belki bundan sonra olmayacak. Yani Amerikalılar son kez o white Anglo-Saxon beyaz Amerika'yı kuran baskın gücün temsilcisi ve onların tezlerini çok açık yüreklilikle basit bir şekilde anlatan birisi belki bir daha çok kolay kolay seçim kazanmayacak. Türkiye'de olduğu gibi ya gidip demokrat başkan adaylarının söylemlerine kayarak, demokratlardan oy alarak cumhuriyetçi başkan olacak. Bugüne kadar cumhuriyetçi adayların söylemleri hep katı bir şekilde farklıydı demokratlardan. Abortion'a karşılar, tax indirimini istiyorlar. Belki bundan sonraki süreçte adaylar demokratlardan da oy alabilmek için söylemlerini yumuşatmak zorunda kalacaklar. Yine cumhuriyetçi başkanları göreceğiz ama demokratlaşmış, biraz daha göçmenlerin, biraz daha gençlerin sesine kulak vermeyi tercih eden isimleri göreceğiz. Bu seçim o anlamda da çok önemli. Ben şöyle bir kıyaslama yapıyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşüyle ilgili yükselişin zirvesi Kanuni Sultan Süleyman devri gösterilir. Ondan sonra gelen padişahlarla birlikte Osmanlı'nın gücünün hep giderek azaldığı. Bence o gücün zirvesi Bill Clinton'dı 1992'de. Ondan sonra gelen başkanlarla bu biraz aşağı indi, biraz yukarı çıktı. Dünyadaki imajı biraz Trump'la çıktı, Bush'la düştü. Trump'la düştü gerçi, belki bir sonraki başkanla artacak. Artık bu trend aşağı doğru gidiyor. Amerika'nın dünya üzerindeki etkisi, gücü, popülaritesi, ekonomik varlığı çok direkt bir V şeklinde iniş olmasa da zikzaklar şeklinde Bill Clinton'dan sonra imajı da değişerek devam ediyor. Şeyle ilgili çok çarpıcı bir örnek vereyim, çok kısa. Pensilvanya'da geçen seçimde Trump 45 bin oy farkla kazanmıştı. Sadece bu seçimde 922 bin kişi yeni kayıt olmuş. Yani o 45 bine karşılık 922 bin kişi yeni oy kullanacak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sözünü kesmek durumunda kaldım. Yayınımızın sonuna geldik. İzninle sana son bir soru soracağım. 5 harfli bir cevap istiyorum. Siyasi görüşünü ve duygunu kenara bırakarak sadece analiz olarak soruyorum. Sence Amerikan halkı, Amerikan seçmeli 46. başkan olarak kimi seçecek? Tek bir isim istiyorum. Trump'ı seçecek bence. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. 6 oldu, 5 olmadı kelime sayısı Trump. Junior Trump.
Peki çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için Cemil. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar. New York'u izlediğiniz için çok teşekkürler. Cuma günü yine aynı saatte 16.30'da görüşmek üzere. Sağlık, sevgi, huzur ve nakit sizlerle olsun. Muhteşem bir hafta sonu olsun.